Orta Nokta'dan yeniden merhabalar değerli izleyenler. TV Bu Spor'a hoş geldiniz. Fenerbahçe Akhisar Belediyespor'u 3-1 mağlup etti ve Spor Toto Süper Lig'deki zirve yarışı da devam ediyor bu galibiyetle diyelim. Ve hemen gollerin dakikalarını hatırlatalım sizlere. 44. dakikada Miguel Lopez kendi alanını bulmuştu ve ilk yarıyı bu golle Fenerbahçe Akhisar Belediyespor karşısında 1-0 önde tamamladı. 50. dakikada Ricardo Vaste penaltı vuruşunu gole çevirdi. Skor 1-1 oldu. 60. dakikada Souza yeniden Fenerbahçe'yi öne geçirdi ve maçın son anlarında da Lens sahneye çıktı. Skoru belirledi. Fenerbahçe Akhisar Belediyespor'u 3-1 mağlup etmeyi başardı. Biz de Önder Özen'le beraber bu karşılaşmayı öncelikle yorumlayacağız ama haftanın panoramasına bir göz atalım. Bu hafta alınan sonuçlara ve yarının maç programına bir bakalım istiyoruz. Yarın da önemli iki karşılaşma bizleri bekliyor. Ve tabii ki bu haftanın flash maçı da Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesi olmuştu ki biz ilk önce açılış maçıyla başlayalım. Bursaspor Karabükspor'u 3-0 mağlup etmeyi başardı. Dün oynanan karşılaşmalarda Gençler Birliği ile Antalyaspor 1-1 berabere kaldı. Aytemiz Alanyaspor Gaziantepspor'u 3-2 mağlup etti. Haftanın önemli maçında Beşiktaş Trabzonspor'u deplasmanda son anlarda Atiba'nın attığı golle 4-3 mağlup etmeyi başardı ki belki de sezonun en iyi, en zevkli karşılaşmasıydı diyebiliriz bu maç için. Osmanlı Spor bugün gündüz bölümünde Kayseri Spor'u 4-1 yenmeyi başardı. Saat 19'da başlayan iki karşılaşmada Fenerbahçe Akhisar Belediyespor'u 3-1 mağlup ederken Çaykur Rizespor'da deplasmanda Adana Spor'u aynı skorla geçti. Yarın saat 20'de iki maç bizleri bekliyor. Yine haftanın bir diğer önemli karşılaşması Medipol Başakşehir ile Galatasaray kozlarını paylaşacak ve Kasımpaşa'da Atiker Konya Spor'u konuk edecek. Şu an itibariyle oluşan puan durumuna bir göz atalım hemen. Beşiktaş liderliğini devam ettiriyor. Belki de farkı artırma şansı olabilir en yakın takipçisiyle. Şu anda Medipol Başakşehir'in 8 puan önünde zirvede yer alıyor siyah beyazlar. 61 puandalar. Başakşehir yarın Galatasaray'la karşı karşıya gelecek. Bu maç öncesinde 53 puana sahip. Fenerbahçe puanını 50'ye yükseltti. 3. sıraya yerleşti. Yarın Galatasaray kazanamaması durumunda Fenerbahçe'nin altında kalabilir sıralama açısından. Bu anlamda Fenerbahçe'nin de sonucunun merakla bekleyeceği bir maç olacak. Başakşehir Galatasaray mücadelesi ve Trabzonspor'da 44 puanla 5. basamakta Antalyaspor 43 puanda. Atiker Konyaspor yarın sahne alacak 38 puanla 7. sırada. Kasımpaşa'da 35 puanla 8. basamakta yer alıyor. Bursaspor 35 puana yükseldi. Haftayı 9. sırada tamamladı. Osmanlı Spor, Alanya Spor ve Karabükspor'un 34'er puanı var. Gençler Birliği 33 puana sahip. Akhisar Belediyespor 30 puanda kaldı. Bugün aldığı mağlubiyette Kayseri Spor 27 puanda kaldı. Bu hafta itibariyle Çaykur Rizespor puanını 23'e yükseltti. Kayseri Spor'la arasında 4 puanlık bir fark kalmış durumda. Gaziantep Spor'un bir maçının eksik olduğunu söyleyelim. Gençler Birliği ile bir erteleme maçı oynayacak Gaziantep Spor 22 puanla 17. sırada yer alıyor. Adana Spor'da 20 puanla son basamakta bulunuyor. Ve geçelim Fenerbahçe Akhisar Belediyespor mücadelesine. Öncelikle hiç alışkın olmadığımız bir atmosfer. Bu mevsimde maçı izlerken de söylemiştim hocam size. Hani artık yaz uygulamasıyla beraber o güneşin batma saatinin biraz daha saat 19'un yukarısına doğru ötelendiği bu günlerde, bu mevsimlerde Kadıköy'de bir maç izlediğimizde o şampiyonluk atmosferini net olarak görürdük. O tribünlerdeki atmosfer sahaya yansıdı. Tam hava kararmamış Kadıköy'de, güzel bir akşam ama bugün yine televizyonda biz o görüntüyü gördük ama tribünler boştu maalesef. Fenerbahçe'nin de herhalde oyun iştahını olumsuz yönde etkiliyor diye düşünüyorum ben. Elbette bu karşılıklı bir durum aslında. Yani ilgi başarıyı getirir gibi gözükse de aslında başarı da ilgiyi getirir. Biraz böyledir. İyi futbol tribüne seyirciyi toplar. Tribünler dolu olduğunda da daha iyi futbol ortaya çıkar. Burası gerçek. Peki bugün maça başlarken Fenerbahçe'nin biraz daha tempolu başlayacağını düşünüyordum ben açıkçası. Akhisar Belediyespor'da geçen haftaki Başakşehir galibiyetiyle moralliydi. ve yeni hocasıyla beraber de bir çıkış içinde gibi görünüyordu. Ama Fenerbahçe açısından da kolay lokma olmayacağını da gösterdi ki hani alanları kapatabilen
Fenerbahçe'nin offset hücumunu çok rahat uygulamasına izin vermeyen bir Akhisar Belediyespor vardı. Daha doğrusu Fenerbahçe o aradığı boşlukları bence bulamadı. İlk yarıyı öncelikle değerlendirelim ki son anlarda biraz baskıyı artırmaya başlamıştı ki Fenerbahçe. Gol geldi Sarı Lacivertli takım adına. Nasıl bir ilk yarı geçti? Maç başladığı andan itibaren Akhisar Belediyespor'un önde baskı yapmaya başladığını gördük. Özellikle Volkan topu yere bıraktığında veya avut atarken işte bir tarafa Keyer, bir tarafa Şikörtel çizgiye çıktılar top alabilmek için. Mehmet Topal yaklaştı. Bekler orta sahaya doğru çıkış yaptılar kenarlardan. Ama gerek Vaste, gerek arkasında oynayan Ömer Bayram, Özer ve Olcan Adın yaklaşarak yakın baskı kurdular. Ve o bölümde Volkan sürekli uzun atmak zorunda kaldı. Yani uzun top atmak da bazen çarelerden bir tanesidir. Ama organize olmanız gerekir. Ona hazırlıklı olmanız gerekir. Ya da eğer illa siz gerçekten geriden oyun kurmayı öncelleyen bir teknik adamsanız veya ekibinizi buna göre hazırlamışsanız, o zaman baskı yeme durumunda da ne yapacağınıza dair bir B planınız olmalı. Biz hem Fenerbahçe'nin baskıdan topu çıkaramadığını, bir B planında olmadığını, A planında işletemediğini, ayrıca yüksek atıp da çıkmayı sağlayamadığını gördük. Çünkü ona dair de bir hazırlığı yoktu. Yaklaşık bir 20 dakika Akhisar'ın önünde baskısı devam etti. Orada 1-2 cılız, 1-2 tane de kuvvetli pozisyona girdiler. Tamamladıkları 4-5 tane atak var. O 20 dakikalık bölümde Fenerbahçe kaleye gitmedi. 8. dakikada bir Josef de Souza'nın driplingle ceza sahasına girişi var. Ama kaleye vuruş şansı bulamadan işte Mustafa Uyumlu'nun müdahalesiyle top kornere gitti. 20 dakika Fenerbahçe kaleye gitmedi. Akhisar da önde baskı yapmaya çalıştı. 20'den sonra yavaş yavaş Akhisar takımının öndeki baskı temposu düşmeye başladı. Fenerbahçe de alıp oynamaya başladı. Nerede oynadı Fenerbahçe? Orta sahada. Aldı, verdi, aldı, verdi. Bu neye yaradı? Pas istatistiklerine yaradı. Topla oynama oranları eşitlendi. Çünkü 22. 23. dakikaya kadar topla oynama oranlarında Akhisar takımı daha öndeydi. 52'ye 48, 53'e 47 gibi üstünlüğü vardı. O istatistik işte şeyini buldu. Yani maçın istatistiği ortaya çıkmaya başladı yavaş yavaş. Ama 44. dakikaya kadar hiç pozisyona girmemiş olan Fenerbahçe bir korner atışında maçın fena top oynamayan oyuncularından bir tanesi, Akhisar'ın en etkili oyuncularından bir tanesi sağ bekleri Miguel Lopez'in başının üzerinden seken top kendi ağlarına gitti. Yani Akhisar takımı kendi kalesine attığı bir golle devreyi 1-0 geride kapattı. Peki Akhisar takımı kendi kalesine gol atmasaydı Fenerbahçe atar mıydı? Taç atıyor Fenerbahçe. Arada bir korner atıyor. Santra'da yaptılar. İşte kenar serbest vuruş, 1-2 tane onlar vardı. Ama gol atacak gibi bir görüntüsü olmadı. Yani ben mi yanılıyorum acaba diye sana soruyorum. Sen gördün mü, hiç pozisyona girdin mi Fenerbahçe? Yani ilk yarı itibariyle zaten o yüzden maçı ben biraz ikiye bölmeye çalıştım. Çünkü ilk yarıdaki Fenerbahçe, hani biz hep dünle kıyasladık. Yani aslında dünkü maç çok sıra dışı bir maçtı bence Süper Lig açısından, ama bu sezon Fenerbahçe'nin bana kalırsa çok olmasa da şu maça nazaran daha iyi performans ortaya koyduğu karşılaşmalar vardı. Mesela bir Trabzon deplasmanı hiç fena değildi Fenerbahçe açısından. Bu yönden düşündüğümüzde işte oradaki sebebi bulmaya çalışıyorum. Atmosferin olmaması mı, oyuncuların yani, fişi çekmesi mi sezon açısından? Advokatı sormuştum size maç öncesindeki programda. Onun heyecansızlığı olabilir mi? Bunların hepsini bir araya getirdiğimizde Fenerbahçe'nin oyununa bu olumsuz yönde yansıyor bence maalesef. Hiç iyi bir Fenerbahçe yoktu. Ya burası doğru. Tribünde insanların olmaması, taraftarların gelmemesi olumsuz yansır. Yani şunu da unutmamak gerekiyor. Tribünlerin dolu olduğunu varsayalım. Yani Fenerbahçe'nin bir yani bakın, futbolda performansı belirleyen 4 ana faktör vardır. Fizik, teknik, taktik ve psikolojik faktörler. Şimdi sırayla gidelim. Fizik olarak Fenerbahçe Akhisar'ın önünde mi? Değil. Değil. Teknik olarak önünde mi? Yani
bireysel anlamda oyunculara baktığımızda önünde bence. Transfermarkt.com sitesine bakarsak önünde. Yani oyuncuların yanında yazan rakamlara bakarsak Fenerbahçe teknik olarak rakibinden üstün. Ama sahada ben öyle bir üstünlük görmedim. Yani biri uçtu da biz mi görmedik acaba diye düşünüyorum. Düşünüyorum, bir daha düşünüyorum. İşte rejideki arkadaşlara sordum. Uçan var mı? Yani biri uçuyor, ben mi görmüyorum acaba, sizi görüyor musunuz diye. Onlar da görmemişler ki zannederim kimse görmedi. Yani avukat da görmemiştir. Ama oyuncu da değiştirmedi. Avukat işler yolunda gidiyor gibi düşündü herhalde. Oyuncu da değiştirmedi. Yani savunmadan çıkarken beraber düşünelim. Van der Wiel 60 mı orta hiç? Yani bindirmeyi attı bindirmeyi. Bir orta sahacı döndü kenara. Van der Wiel çizgide 5-10 metre sürdü. Bir iki tane işte rakibini geçti veya vurdu bekin arkasına gitti orta attı. Gördük mü öyle bir şey? Öyle bir organizasyon olmadı. Olmadı. Hasan Ali yapmış mı? Yok. Yapmamış. Peki Simon Kjær önüne verebilmiş mi? Verememiş yani. Veremiyor yani, olmuyor. O zaman bir teknik üstünlükten de bahsedemeyiz yani. Bir teknik üstünlük yok. Yani burayı da ben attım bir tarafa. Lens'i koyacağız, onu bir ayrıca değerlendireceğiz ama onun dışında görmedik. Şimdi fiziği eledik, tekniği eledik, gelelim taktiğe. Fenerbahçe'nin oyununu ben tarif edecek kadar futbola hakim değilim. Bilmiyorum bu kadar. Yani ben orta seviyede bir yorumcu, orta seviyede bir izleyici olarak ancak değerlendirme yapabilirim. Mesela Akhisar'ın ne oynadığını anladım. O kadar bilebiliyorum. Ama Fenerbahçe'nin ne oynadığını anlayabilecek kadar ne eğitimim var ne futbol bilgim var. Ben anlayamadım. Şimdi ortalama bir izleyiciye ne oynadığını anlatamıyorsa sahadaki Fenerbahçe, o zaman taktik olarak da bir üstünlüğü olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bakın Akhisar takımı 20 dakika önde bastı. Bu bir taktik durum. Yani stratejiyle alakalı bir durum. Önde baskı yapmak. Sonra çekildi, kompakt bekledi. Bu bir taktik durum. Fenerbahçe için bunlardan hiçbir tanesini söyleyemiyorum. Gitti yüksek, topa baskı yaptı. Hayır, böyle bir şey olmadı. Savunmadan çok rahat saha boşaltarak çıktı. Hayır, böyle bir şey olmadı. Bunlar taktik durumlar. Veya her topu ısrarla çizgiye getirdi. Bu bir taktik durum. Sürekli cepheden gitti, cepheden örgü yapmaya çalıştı. İşte bir santforu var, verdi sırtını stoperlere, istasyon oldu. Bu bir taktik durum ama bunların hiçbir tanesi olmadı. Peki ne oldu da Fenerbahçe kazandı? Bir tane gol pozisyonuna girdi. 90+3'te. 90+3'te bir gol pozisyonuna girdi. Lens topu Ömer Bayram'dan söktü. 20 metre çaprazdan içeri girdi. Ceza sahasına girdi. 6 pasa yaklaşırken çaprazdan ayaküstüyle kapattı. Mermi attı kaleye. Gol oldu. Bu bir gol pozisyonuydu. Ondan önce Fenerbahçe gol pozisyonuna girmedi. Üretmedi. Kenardan, cepheden hiçbir şekilde gol pozisyonuna girmedi. İşte Van Persie bir şut attı. Çarptı birisinin, savunmadan birisine çarptı. Kaleye en yakın oyuncu o sırada Joseph. Onun önünde kaldı. Şaşırdı o da. Aa, gol pozisyonuna girdim ben. Ayak içiyle topu kenara bıraktı. Gol böyle. Bir tanesinde zaten Akhisar kendi kendine attı. Kim oynuyor şeyde, santrfor Fenerbahçe'de? Van Persie. Girmiş mi gol pozisyonuna? Yani öyle bir... Ya girmemiş. Hani bu nasıl da kaçar dediğimiz bir pozisyon olmadı açıkçası. Girmemiş. Şimdi arkasındaki oyuncuları sayalım. Bir tarafta Atıf Şevşi oynuyor. Eski bir gol kralı. Yanılmıyorum değil mi? Gol kralı oldu. Doğru oldu. Sivas'ta. Yani aynı gol sayısıyla paylaştığı bir oyuncu ama oldu. Evet. Kaç tane o gol sayısı? 20 küsur falandır evet. Herhalde. Değil mi? Yani 18 ya da 20 küsur olmuyor. Ben hani 18 diye aldım. Gelince zaten atıyor evet. Diyebiliriz herhalde değil mi? En çok yani da Akhisar Belediyespor'a gol atmış yani kariyerinde. Bir gol kralından bahsediyorsak gelince atıyor evet. Diyebiliriz. Girmiş mi gol pozisyonuna? Kaçırmış mı bugün hiç gol? Kaçırmamış. Santfor'da kaçırmamış. Alper pozisyona girmiş mi? Santfor'a en yakın oynayan oyuncu. Girmiş mi bugün pozisyona? Girmemiş. Orta sahacılar girmiş mi? Girmemiş. Olmamış. Hocam serbest yani. Vuruş bile kazanamıyor Fenerbahçe. Olmadı. Yani hani neticede... büyük bir takım mesela Dağmu takımı hatırlayalım. Oyun kilitlendiği zaman ben hatırlıyorum mesela o dönemi. Maçın son 5 dakikaları 10 dakikaları Fenerbahçe'nin taktiğiydi bu.
sağ ya da sol çizgiye yakın köşelerden, özellikle sağ çizgiye yakın taraflarda birileri faul kazandırır takıma. Alex keser, birisi de kafayı vurur ki genellikle de o Fabio, Luciano ya da işte Lugano'dur. Oradan Fenerbahçe skor üretir yani. Gibi 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 birçok şey anlatabiliriz. Bu da bence bir taktiktir. Gole ulaşma elbette, yoludur. Elbette ama ben yani Fenerbahçe'yi taktik olarak da izah edebilecek kadar ya bir şey ben görmedim ya benim bilgilerim yetersiz kaldı. Taktiği de eledik. Ne demiştik? Fizik olmadı. Teknik olmadı. Taktik o da olmadı. Geldik psikolojik durumlara. Sahada acaba hangi taraf daha fazla istiyor gibi göründü sence? Yani mesela Akhisar Belediyespor'un buradan ben puanla dönerim hissiyatını net olarak gösterdiği görüşündeyim ben. Ben oyuncuların daha agresif, daha yüksek tempoya çıkarak, daha istekli oynadıklarını düşünüyorum Akhisar takımının. Fenerbahçe'de Lens'i istekli gördük. Onun dışında takımın havası kaçmış. Tabii ki tribünler de buna bir etkendir ama oyuncuların da bireysel hedefleri vardır. Kendi istatistiklerini arttırmak, kendi geleceğiyle kulübün geleceği arasında bir bağ kurabilmek varsa o bağı güçlendirebilmek. Bunlar bireysel hedeflerdir ve her maç bir fırsattır. Takıma Van der Wiel işte çok da mücadele etmemesine rağmen bir şekilde takıma girmiş. Şener'i kesmiş yani değil mi? Formayı korumak bir bireysel hedef olamaz mı? Bir bireysel motivasyon unsuru olamaz mı? Hasan Ali Fenerbahçe'de oynuyor. Ama A milli takımda oynamıyor. A milli takımda da Hasan Ali'nin kestiği oyuncu. Yani dikkat avukatın kestiği oyuncu oynuyor. A milli takımda da İsmail'i kesmek bir bireysel hedef olamaz mı? Bir bireysel motivasyon unsuru olamaz mı? Bir psikolojik destek olamaz mı? Olmuyor. Yani Fenerbahçe'nin ki oyuncuları... Genelde de şöyle olur hocam. Hasan Ali'nin sözleşmesi bitiyor. Evet. Ve sözleşmesi bitecek oyuncular o sezon aslında daha üst düzeyde oynar ki ya yeni iyi bir kontrat alayım evet. Ya da buradan bonservis bedeli olmadan iyi bir yıllık ücretle başka bir takıma gideyim. Aynen izah ettiğin gibi ama Fenerbahçe psikolojik olarak da rakibinin gerisindeydi. Ne oldu? 2, 7, 50 ve 78. dakikalarda net gol fırsatları yakalamış Akhisar. Fenerbahçe yakalamamış ama Fenerbahçe gelen fırsatta atmış bir şekilde. Fenerbahçe atamadığı zaman da Akhisar kendi kalesine atmış. Bir şekilde tatsız, tutsuz, keyifsiz. Alt ligdeki birçok maçtan kalite seviyesi olarak daha düşük. Spor Toto ikincilik seviyesinde bir müsabaka oynanmış. Kayıtlara 27. haftanın bir maçı olarak geçmiş. Hepsi bu kadar. Peki hocam. Şey de var tabii. Bir de bardağın dolu tarafında 3 puan var. İyi oynadın, kötü oynadın bakmadan Futbol Federasyonu kuralları diyor ki yendiysen 3 puan alıyorsun. İşte Fenerbahçe aldı, Akhisar da alamadı. Peki, ligin ilk yarısını hatırlayalım. Bu periyoda bakalım Fenerbahçe'de. Ki istatistiklerde ligin en fazla gol atan takımı olma durumuna geldi Fenerbahçe. İlk yarıyı kapattığımız o dönemde. İşte bulduğu gol pozisyonlarını gole çevirme oranı en yüksek takım konumundaydı. Evet. Şimdi o periyoda hemen bakıyorum. Konya'yı deplasmanda 1-0 yenmiş. İçeride Karabük 5-0. Ki o Karabük maçını siz hep örnek gösterirsiniz. Fenerbahçe'nin panzehri orada. Evet. İlk golü yene kadar Karabük açısından. Deplasmanda bu Akhisar'ı yine 3-1'lik skorla geçiyor. Galatasaray'ı 2-0 yeniyor. Diyoruz ki işte şut atamadı Galatasaray diyoruz. Sonra Rize'yi deplasmanda 5-1 mağlup ediyor. Sov hat-trick yapıyor. Müthiş de bir röveşata golü var. Harika bir Mehmet Topal performansı. Sonra Beşiktaş'la golsüz berabere kalıyor. Diyor ki Volkan Demirel ben hem Galatasaray maçında yere yatmadım hem de bu maçta yere yatmadım. Ardından bir Antalya Spor mağlubiyeti sonra Gençler Birliği galibiyeti, Trabzon galibiyeti derken ilk yarı noktalanıyor. İlk yarı bittiğinde biz Fenerbahçe'nin ligin en fazla gol atan takımı olduğunu az önce de söylediğim üzere girdiği gol pozisyonlarını değerlendiren bu oranı en yüksek olan takım olarak görmüştük. Ama buradaki yorumları da hatırlıyorum mesela. İşte 5-0'lık Karabük maçı. Deplasmanda 5 gollü Rize galibiyeti. Yani yine buna benzer durumlar vardı işte. Yani ya sizden ya Uğur Boral'dan. Uğur Meleke bizimleydi. Evet. Uğur'dan. Uğur Boral'dan. Fenerbahçe her ne kadar gol atsa da mesela biz Feyenoord'daydık. Rotterdam'daydık. Maç sonunda birbirimize bunu sorduk. Yani Fenerbahçe bu maçı nasıl kazandı?
içerideki Manchester United maçı, Fenerbahçe bu maçı nasıl kazandı? Yani yine bugün de soruyoruz aslında. Fenerbahçe bu maçı nasıl kazandı? Fenerbahçe'nin bu sezonki genel görüntüsü bu hocam. Genel görüntü bu Fenerbahçe'de. Ya hakikaten ben yetersiz kaldığımı hissediyorum. Yani oyunu izah edemiyorum. Yani birçok yorum, yani maçlar böyle oynansa yorumcular işsiz kalır. Malzeme yok. Yorumlayabileceğimiz bir malzeme yok. Çünkü taktik bir durum yok. Az önce söyledim. Fizik olarak da üst düzey görünmüyor Fenerbahçe. Teknik olarak da görünmüyor. Taktik olarak zaten yok. Bir planı, yani B planı arar. Bazı o da şımarıklık sayılmamalı. Bazı kulüpler diyor ki ya bizim hoca iyi de B planı yok. En azından bir A planı var. Yani Fenerbahçe'nin bir A planı da yok. Yani görebildiğim kadarıyla. Hocam A planı şöyle değil mi Fenerbahçe'nin? Yine ilk yarının son haftalarındaki o Fenerbahçe görüntüsüne bakalım. Galatasaray Beşiktaş derbisine. Lens'e atılan uzun paslar. Lens'in orada kendi karşısındaki sol beki yıpratması, ondan topu kurtarması, içeriye doğru bırakması ve böyle 9 asist yapmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Evet. Fenerbahçe'nin taktiği buydu. Devre arasında Fenerbahçe 2 kez basına açık antrenman yaptı. Yine devre arasında bunu çalıştı Advokat. Yani bu derbilerde Manchester United'a karşı, Rotterdam deplasmanında Feyenoord'a karşı tutardı. İçeride Akhisar olduğu zaman, Kasımpaşa olduğu zaman, Adana Spor olduğu zaman olmuyor. Bu arada bir son dakika gelişmesini de aktaralım. Adana Spor Teknik Direktörü Levent Şahin de görevinden istifa ettiğini açıkladı ki o da Adana Spor'da bugün Çaykur Rizespor'a 3-1 mağlup oldu ve şu anda da 20 puanla ligin son sırasında yer alıyor Adana Spor'da. Evet. Geçmiş olsun. Genç bir teknik adam. Arka arkaya tabii mağlubiyetler gelince görevi bırakmak veya görevden alınmak kaçınılmaz hale geliyor Adana Spor'da. Zor durumda. Fatih Hoca'nın da yardımcılığını Fatih yapmaya devam ediyor. Ekibinde devam ediyor görevini. Bundan sonraki meslek yaşantısına başarılar dileriz kendisine. Adana Spor'a da geçmiş olsun. Yeni bir hoca bulmak zorunda kalacaklar. Kolay değil bu dönemde. Yani birçok teknik adam da almak istemeyebilir. Yani düşecek gibi bir görüntüde olması sebebiyle kolay değil Adana Spor'un işi. Tekrar Fenerbahçe'ye dönecek olursak işte o plan bir plan mıdır? İşte topu Lens'le buluşturalım. Lens'te bir şeyler yapar. Büyük kulüplerin böyle planları olmaz. Küçük ekiplerin böyle planları olur. Yani bir oyuncumuz var işte Karabük'teyken topu Emenike'ye atarız. Emenike'de devire devire gider. İşte bir şeyler olur. Karabük'te falan bunlar olabilir ama Fenerbahçe'de böyle şeyler olmaz. Yani bir oyuncuya bağımlılık, yıllar evvel işte Alex'e bağımlılık falan dendiği dönemde Fenerbahçe'nin sağ içinde kalecisi hariç 10 tane seçeneği vardı. Yani sol beki Roberto Carlos, sağ beki Gökhan Gönül uçuyordu. Stoperleri güm güm vuruyorlardı topa. Rakip 18'in içine kadar ittirebiliyordu Fenerbahçe rakibini. Bu yorumcuları işsiz bırakabilecek bir görüntü. Fenerbahçe'nin görüntüsü. Ben açıkçası ben söylerken de zorlanıyorum. Evet 3-1 yazıyor tabelada. Kolay değildir. 3-1 yenmiş olan bir takımı da yerden yere vuramayız. Benim zaten tarzım o değil. Ben yapamam ama söyleyebileceğim tek şey şu. Fenerbahçe fizik, teknik, taktik ve psikolojik olarak ligdeki yarış içinde olduğu rakiplerinin tamamından daha geride. Tamamından daha geride. Ve yıllardır böyle bir Fenerbahçe seyretmemiştik. Fenerbahçe 8. olmayacak. Ligi ya 2. ya 3. ya 4. bitirecek. 5. de olmayacak büyük ihtimalle. Çünkü bir şekilde kazanabiliyor. Ama Fenerbahçe son yıllarda hiç olmadığı kadar kötü futbol oynayarak oynadığı oyunu izleyenler futbola benzetmeye çalışıyorlar. Büyük gayret gösteriyorlar. Biz bu oynanan şeyi futbola benzetmeye çalışırken belki de bu oyundan sorumlu olanlardan daha da fazla yoruluyoruz belki. Belki de içerideki o Galatasaray ve Beşiktaş derbileri ben Fenerbahçe'yi yanılttığı düşüncesindeyim hocam ilk yarıdaki. Yani ya kupada dahil olmak neden üzere kupadaki. Neden yanıltmış olabilir mesela? Yani işte Beşiktaş'a şu şansı vermedik. Galatasaray'a şut attırmadık. Peki Vodafone Arena'da Beşiktaş'ı ilk kez mağlup ettik. Bir daha alayım. Fenerbahçe o maçlarda pozisyona girdi mi? Gol pozisyonu üretti mi hiç? Mesela Beşiktaş'a karşı 1-2 pozisyonu hatırlıyorum. 1-2.
Sevgili Erkut, yine ben aynı yere geleceğim. Fenerbahçe'nin bir tarihsel misyonu vardır. Fenerbahçe taarruz takımıdır. Taarruz eder, savunmaz. Yani Fenerbahçe'nin eski antrenörü ki Fenerbahçe'yi çok güzel tarif etti bence. Fenerbahçe savunmaz, savundurtur diyen bir teknik adam vardı. Kimdi o? Ersun Yanal. Nisan'da hani şampiyonluk turu attıran hoca, değil mi? Fenerbahçe Nisan'da şampiyonluk turu atmıştı. Şampiyonluğu Nisan ayında garantilemişti. Büyük başarıdır bu. Bizim ligimizde hiç olmayan bir şey başarmıştı Ersun Yanal. Fenerbahçe'yi de çok güzel tarif etti. Fenerbahçe savunmaz, savundurtur. Fenerbahçe'nin tarihsel misyonu, Türk sporundaki misyonu budur. Basketbol takımı da yüksek skorlu maçlar oynar. Futbol takımı da yüksek skorlu maçlar oynar. Yediklerini değil, attıklarını sayar Fenerbahçe. Şeyi dert etmez, 5-2 kazanmayı dert etmez. 1-0 olsun, bizim olsun gibi bir jargona da sahip değildir. Ne seyircisi, ne yönetimi, ne antrenörü, ne futbolcusu. Fenerbahçe yüksek skorlu maçlar oynamak isteyen, seyir zevki ortaya koymak isteyen bir tarihsel mirasa sahip. Bu mirası korumak zorundadır Fenerbahçe. Skor şeyi yapamayabilir yani, şampiyon olamayabilir. Zaten İslam çüpü de diyor, büyüklük şampiyonluk büyüklüğü değil diyor. Hani yıldız bugünlerde çok dert ya. 3 tane mi var, 5 tane mi var, kaçıncı yıldız, sizde kaç yıldız var gibi. Yani Fenerbahçe taraftarı aslında o yıldızla da ilgilenmiyor. Sahaya bakıyor, iyi futbol, gösteriş, şaşalı bir futbol, bir temaşa. Bunu talep ediyor. Verebiliyor mu Fenerbahçe bunu? Veremiyor. Galatasaray'a pozisyon vermemiş. Fenerbahçe taraftar bununla ilgilenmez ki. Kaç tane attın diye sorar. Bak kaç tane pozisyona girdin diye değil. Taraftar sen pozisyon vermedin mi, verdin mi dedi. 6-0 yendi Fenerbahçe Galatasaray'ı 6 Kasım 2003'te. O sırada ben de Fenerbahçe kulübünde görev yapıyordum. O gün Galatasaray 4 tane, 5 tane net gol pozisyonuna girdi Fenerbahçe'ye karşı. Kim hatırlıyor? Veya Fenerbahçe taraftarın umurunda mı kaç tane pozisyon verdiği? Kaç tane attığıyla ilgilenir Fenerbahçe taraftarı. Pozisyon verip vermemediğiyle ilgili değil. O yüzden Pereira yanlış bir seçimdi. Pereira sayıyordu şeyi. Kaç tane pozisyon verdik? Onları sayıyordu Pereira. Dikkat Bokat da kaç tane pozisyon verdiğini sayıyor. İsmail Kartal da sayardı. Kaç tane pozisyon? Ersun Yanal onları saymıyordu. Ersun Yanal kaç tane attık onu sayıyordu. Zico. Kaç tane attık onu sayıyordu. Gidelim tarihe. Didi. Kaç tane attık onu sayıyordu. Bir tane Fenerbahçe'nin savunma hikayesi var mıdır dünyada yani şeyde Fenerbahçe tarihinde? Çok iyi savunarak kazandı falan. Yok öyle bir. Hep saldırarak kazanır Fenerbahçe. Bugün kaleye gitmiyor. Saldırmıyor. Taarruz yok. Gümbür gümbür bir oyun yok. Yüzler gülmüyor. Asık suratlı herkes. Enteresan bir ruh hali. Bilemedim ben. Yani. Peki hocam şöyle kadroya bakalım. Yani bu arada Fenerbahçe 3-1 kazandı. Hani bizi evet. Yeni izlemeye başlayanlar evet. Varsa söyleyelim. Burada biraz... bak bir yerde bir şey gördüm. Şimdi özür dileyerek araya girdim. Birisi şimdi arkadaşlar gösterdi. Taktik maktik yok. Lens yazmış birisi. Doğru mu? Doğru. Bu mudur? Doğru. Fenerbahçe yani. Bu. Yani. Ya şöyle açalım. Madem daha öncesinde bu örneği vermiştim ama tabii... İşin içinde olup o soruyu sorduğum için söylüyorum. Devre arası kampında Fenerbahçe Antalya'dayken Adokat bir basın toplantısı düzenledi. Epey de uzun. Bütün soruları aldı yani. Hani ben iki tane soru sorma şansı buldum. Bunlardan bir tanesi şuydu. Evet ilk yarıyı çok iyi tamamladınız. Ama topla oynama oranları, şut sayıları, pas sayıları açısından da şampiyonluk yarışındaki özellikle iki rakibinizden yani Beşiktaş ve Galatasaray'dan geridesiniz. Ve bu da biraz taraftarlar tarafından da otoriteler tarafından da eleştiriliyor. Evet. Bunu dikkate alıyor musunuz? Eğer alıyorsanız ikinci yarıda bunu nasıl çözeceksiniz? Yani bizi bir taktik değişikliği bekliyor mu Fenerbahçe'de gibisinden aynen böyle çok uzun bir soru sorduğumda hoca tamamen kısa bir cevapla şöyle söyledi. Bu taktiksel değişikliği yapabilmem için yeni oyunculara ihtiyacım var. Yeni oyuncular gelirse sorduğunuz sorunun cevabını o zaman verebilirim dedi. Yeni oyuncu da sadece Karavayev geldi ve Fenerbahçe nerede aynı Karavayev taktikte var mı şeyde 18'de yok. 18'de yok. Peki o kampta bugün ilk 11'de olan oyuncuların tamamı orada mıydı o gün? Evet. Şeyşu dahil oradaydı. Atıf Şeyşu oradaydı. Evet, sonradan da Van der Wiel de mi oradaydı? Van der Wiel gelmemişti. Evet. Şeyşu da kampın sonuna geldi evet. Herhalde değil mi?
Evet. Çağırdılar. İkinci ya da üçüncü günü katıldı. Evet. Ama takımla beraber gitmedi oraya. Gitmedi. Sonra da bak, bu Erkut, bunların hepsi tuhaf durumlar. Yani oraya tam kadro gitmemek. Oraya götürmediğin oyuncular işte bugün önemli bir maçtı ki şu maç Şampiyonlar Ligi maçı olabilir dedik. Rakiplerini en azından ikinci şampiyon olamıyorsan ikinci olarak bir iki ön elemeyle Şampiyonlar Ligi vizesi alabilir. Bunun mücadelesini veriyor takım. Bunların hepsi önemli maçlar. Bu maçlarda işte o kampa gitmeyen oyuncular falan oynuyor yani. Tuhaflık üstüne tuhaflık. Yani anlayabilen aşk olsun. Ve yine konuşmuştuk aslında. Fenerbahçe'nin bu sezonki özeti bence içerideki Krasnodar maçı. Yani evet. Deplasmanda iyi olmayan bir sonuçla dönüyorsunuz. Burada artık taraftarınız hani doldurmuş. Fenerbahçeliler o gün tribündeydi. Neredeyse kapalı gişe oynamaya yakındı. Şükrü Saracoğlu stadı. Ama orada mesela erken dakikada gol yemesine rağmen maçı çevirecek o enerjiyi bir türlü bulamadı Fenerbahçe yani. Ki yapabilir miydi? Yapabilirdi. Ama tribünler doluydu yani dedik değil mi? Yani hemen hemen bu senenin en iyi durumlarından biri de Avrupa'da. Evet yani işte olmayınca yani takım takımın çapı ne kadarsa futbol o kadar ortaya çıkıyor. Yani seyirci 50 bin değil Maracana stadına git fulle eski haliyle 130-140 bin kişi 150 bin kişi önünde oyna ama yeterliliktir biraz da mesele plandır. Hele ki günümüz futbolunda 2017'de yaşıyoruz artık tarihi de hatırlatalım. 2017'deyiz. Ciddi Avrupa maçlar bayağı işte planlı, projeli ekipler. Kadroyu yaparken de bir projesi var. Bir aklı var. Bir mantığa bürüyerek transfer operasyonlarını yapan ekipler var. Saha içerisinde stratejileri, A, B, C stratejileri belli olan, onun üzerine taktikler inşa edebilen strateji üzerine ekipler var. Öyle yani 11 kişiye formayı giydirip sahaya çıkardığınız zaman seyirci gelsin biz alırız bu maçları olmuyor işte yani Krasnodar maçında seyirci vardı. Oldu mu? Olmadı. Gitti mi Fenerbahçe kaleye? Gitmedi. Niye acaba? Antrenör oyuncum yok diyor. Oyuncum yok. Olsa giderim diyor. Oyun yok yani. Oyun da yok. Peki oyuncu yok ama oyun da yok. Yani siz mesela burada katılıyor musunuz Advokat'a? Yani şu kadroyla Fenerbahçe farklı formasyonlar bilmiyorum çözüm bu mudur da taraftar da bir noktada bunun da delenmesini istiyor. Yani örnek verelim. Kayseri Spor'u deplasmanda yenmişsiniz 3-0. Hemen hemen az kadroyla çıkıyorsunuz. Bir tane attıktan sonra ya bundan sonrası ne olabilir diye farklı bir kombinasyon, farklı bir oyuncu tercihi denenmez mi? Bugün hoca maçın sıkıntılı olduğu bölümler de vardı. Oyuncu değiştirmedi. 2-1 öne geçti. O bölümde de sıkıntı vardı. Baskı yiyordu. Akhisar takımı geliyordu. Oyuncu değiştirmedi. Yani o bilmiyorum, anlamıyorum. Yani ne demeye çalışıyor, ne yapmaya çalışıyor bunu ben kestiremiyorum. Ha, şunu söyleyebilir, bakın Fenerbahçe tipindeki bir kulüpte görev yapan bir teknik adamsanız talepkar olmalısınız. Oyuncu istemelisiniz. Daha fazla imkanlar mutlaka talep etmelisiniz. Bunların hepsini ben anlıyorum. Ama bu mevcut kadrodan da başka oyunlar da çıkabilir. Hele ki bu deneyimdeki teknik adam için konuşuyorsak. Yani 70'ine yaklaştı artık hoca 65-68 o yaşlarda değil mi? 67-68 yaşında falan herhalde değil mi? Yani 30 yıldır 40 yıldır bu işleri yapıyor. Futbolculuğuyla beraber 50 yıldır futbolun içindeki birisi başka formüller üzerinde de çalışmalı. Olmuyor. Öbür taraftan şey de kestirmedir yani oyuncum yok der hoca. Ona da kimse yok gel senin takımın aslında uçar da diyemez yani. Çünkü işte görüntü ortada. Lens dışında böyle yaratıcı bir oyuncusu yok. Peki şöyle biraz da sorgulayalım durum Fenerbahçe'deki. Şimdi şu 11'e bakalım. Fenerbahçe'nin bu sezonki yenileri. Atıf Şeşu, Şikirten, değil mi hocam? Jermin Lens, başka yeni oyuncusu yok herhalde ilk evet, 11'de. Evet. Bu yeni oyuncuları bir kenara bırakalım. Diğer kalan 8 oyunculardan geçen sezonu... Geçen sezondan bu sezona, Van der Wiel'de yeni düzeltelim. Bu sezona formunu yükselten bir isim mesela var mı ilk aklınıza gelen? Yok. İşte Volkan'ı, Keyas'ı, Mehmet Topal'ı, Souza'sı,
Yani tamamı Volkan Şen'i. Tamamı fizik olarak da, teknik olarak, taktik olarak da, psikolojik olarak da geriye gitti oyuncuların tamamı. Peki. Yani Kehir'in ilk geldiği, hani ilk biraz adaptasyon dönemi falan oldu ama 3. 4. ayından itibaren Türkiye'nin en iyi stoperi budur diyenler oldu. Ben demedim ama diyen birçok arkadaşım vardı. Onlar bugün aynı şeyi söylemiyorlardı. Yani şu anda ilk 6-7 stoperden bir tanesi değil Kehir. Önüne veremedi işte bugün. Hata da yaptı. Golü de yedirdi. Peki şimdi herkes Şenol Güneş örneğini verecek. Şenol Hoca'dan, futbolcular geleceği. Şenol Hoca'dan örnek vermeyeceğim. Tudor'dan örnek verelim. Hı. Ne kadar oldu? 2 ay oldu mu hocam geleli? 1,5 ay oldu. 1,5-2 ay oldu diyelim. Formunda yükselişe geçenler var mı? Hepsi aşağı yukarı. Fizik olarak. İlk aklıma gelen Selçuk. Bir yukarı çıktı tabii. Josue. Evet. Podolski'yi sayalım. Lines. Semih. Geri Rodriguez de geldiği noktadan biraz daha iyi durumda. Evet. Yani demek ki burada teknik direktörün elinin değmesi lazım. Hı-hı. Yani işte Ersun Yanal Trabzon'a bakalım. Ya Olcay Şahan bile Beşiktaş'tan Trabzon'a geldi. Bir Ersun Hoca etkisi vardır. Yusuf Yazıcı oradan çıkmış. Okay. Okay şimdi bence yani A kalite bir oyuncuya dönüşmüş durumda. Kesinlikle. Yani burada da teknik direktör kendisinde olmayan bazı şeyler de ortaya koymaya başladı Okay. Yani Abdullah Avcı'dan da örnek verebiliriz bu anlamda. Rıza Çalınmay'dan mesela örnek verelim Antalyaspor'dan. Üzerine koydurduğu oyuncu yok mu? Hepsi. Burada demek ki o zaman sorgulanması gereken isim, yani ben hani başkanın yerine koysam kendimi, şöyle bir söyleşi olsa, her şeyi de dökecek olsam bunu söylerim. Bunu bir örnek olarak koyarım yani. Hani o tabii ki. Eleştirileri üzerinden atmak için bunu söyleyebilirim net olarak. Tabii ki. Yani bizim hocamız da hiçbir oyuncunun üzerine koyamadı derim. Ya bu muhtemelen zaten deniyordur. Ama yani bunu diyecek olanların şunu dediğini hatırlıyorum ben. Biz hocayla yolları ligin başlamasına işte 10 gün kala ayırıyoruz. Çünkü gördük ki hoca bilimsel verilerden yararlanmıyor. Bilimsel gelişmelerden bir haber. Kulübün bir takım işte teknolojik cihazları var. Bunları kullanmıyor. Bazı antrenman reçeteleri oluşturabilecek bir ekibimiz var ama o reçeteler üzerinde çalışmıyor. Gerici bir antrenör, ilerici bir yaklaşım yok diye şikayet etmişti. Onun üzerine dik advokat gelmişti değil mi? Yani teknoloji kullanacak, işte antrenman planlaması daha farklı olacak diye. Yani seçimi yapan da biz değiliz yani, biz getirmedik advokatı. Çok enteresan. Fenerbahçe Pereira ile anlaştı. Topuk Yaylası'nda tabii biz klasik hemen gideriz. Orada canlı bağlantılar olur. Muhabirler yanına bir Fenerbahçe'yi takip eden yazar ya da işte konuşabilen bir gazete muhabiri alır. Onlar anlatır. Ve her sezon başı Fenerbahçe'de olağanüstüdür. O teknik adam bir numaradır. Ya burada biraz da pardon, Fenerbahçe medyasının da kendisine belki de bu konuda öz eleştiri yapması gerekli diye düşünüyorum. İşte Pereira şöyle, bu takım uçacak. Pereira şöyle söylüyor. Sağdan gelecekler, soldan gelecekler. En az 3 gol atacak bir maçta vesaire. Sezon başladı. Şimdi o arkadaşlarımızın hepsi takip etti orayı. Fenerbahçe ilk tökezlemeye başladığında hatta ben de böyle bir program sunuyordum. O zaman başka bir televizyon kanalındaydım. Yine Fenerbahçe çok yakından takip eden bir gazeteci abim dedi ki ya hocam biliyor musunuz laktak testi yaptırmamış Vitor Pereira sezon başında. İşte Ozan'a ne antrenman yaptırdıysa işte Solza'ya da aynısını yaptırmış. Hasan Ali de aynı antrenmanı yapmış. İkisinin kilosu farklı. Ama laktat testini vesaire. Yazılımını öğrendi. Nasıl yazıldığı öğrenildi artık değil mi? Galiba yani eskiden, ben o detayları bilmem. Eskiden yazamıyordu basınımız. Bir süredir yazıyor galiba en azından. Yani dolayısıyla bunun da bu haber, orada verilecek haber, Topuk Yaylası'ndaki haberi siz 4 ay sonra veriyorsanız burada da bir şeylerin hani üzerine örtüyorsunuz demektir. Yani burada zaten Vitor Pereira'nın antrenman sistemi göreve geldikten bir hafta sonra belliydi zaten. Yani sezon başında hiçbir ölçüm yaptırmadıysa burada artık hocayı sezon ortasında ya da bir yılı aşmış, bir yıl geçtikten sonra eleştirmenin bir anlamı yoktu bence. Elbette öyle. Yani bunlar zamanlama arızaları aynı zamanda. Yani eğer gerçekten o testleri yaptırmıyorsa, yaptırmak zorunda olduğu halde yaptırmıyorsa, daha önce de alınabilirdi görevden. Birçok antrenör boştayken antrenör aramak mümkün olabilirdi. Ama boşta olanlar yani öyle bir dönemde ayrıldılar ki
kulüpler yeni teknik adamlarıyla anlaşmış. Sezona başlamak üzereyken, ligin başlamasına 5-10 gün kala yeni teknik adam geldi. O sırada kimi getirirsiniz? Çalışmayan birini. Aktif olmayan birisini getirirsiniz. Yani böyledir. Evet. Aynı zamanda oyuncular için de aynı şeyler geçerli. Bugün ben zannetmiyorum. Yani zannetmiyorum demeyelim de Fenerbahçe'nin çok ciddi bir transfer çalışması yapması gerekiyor. Çok sayıda oyuncu alması gerekiyor. Bazı pozisyonlara bir, bazı pozisyonlara iki oyuncu alması gerekiyor. Bu bu çalışma gerektirir ve öyle bir titiz çalışma yapması gerekiyor ki bu konuyla ilgili çalışan arkadaşlarımızın bir de finansal bazı durumlar var. Onları aşmanın yolu bonservisi elinde olan veya çok düşük bonserviste gelebilecek veya bonservisi olmasına rağmen bonservis parası ödememişçesine formülize edilebilecek tipte transferler yapması gerekiyor. Bunun da araştırması çoktan yapılmış, artık seçme dönemine, karar aşamasına gelmiş olması gerekiyor. Sence karar aşamasına gelmiş midir? Bunun kararını kim verecek hocam? Seneye kim çalışacak Fenerbahçe? Onu hangi sistemle oynayacak? Bilmiyoruz yani. Üçlü savunma mı oynayacak? Dörtlü savunma mı oynayacak mesela? Ha. Nasıl olacak? Hiç bir 10 numara ihtiyacı var mı? Çet forvet mi oynayacak? Nasıl olacak? Fenerbahçe'nin çok işi çok. Van Persie kalacak mı? Musa Sow kiralık. Geri dönecek mi? Fernando'yla siz devam edecek misiniz? Lens'in bonservisini alacak mısınız? Şimdi bonservisiz oyuncu transfer etmek de çözülmeyi. Van der Wiel'e bonservis bedeli ödemedi Fenerbahçe. Ama ne kadar faydalandı? Yani şu kadroya bakıyorsunuz. Fenerbahçe'nin altyapısından yetişen oyuncu yok. Bonservis ödemediği bir oyuncu var. Yani Lens'i kenarda tutuyorum. Van Persie'ye de belki kağıt üzerinde bonservis olmasa bile herhalde bir imza parası vesaire bir şeyler var. Yani işte K'ye ödemişsiniz, hatır sayılır bir bonservis ödemişsiniz. Şikirtel'e hatır sayılır bir bonservis ödemişsiniz. Aynı oyuncuya Beşiktaş talip olmuş. O bonservisin yarısına kadar çıkmamış Beşiktaş. Siz iki katını vermişsiniz. Liverpool'dan almışsınız. Souza'ya 8 milyon euro para vermişsiniz. Alper Potuk geldiğinde milli takım oyuncusuydu. Şu anda milli takıma seçilmiyor. Alper. Ozan geldiğinde milli takım oyuncusuydu. Şu anda milli takımda yok. Atıf şey şu Afrika Kupası oldu. Oraya katılmadı. Yani ki Fas milli takımı erken elendi. Bilmiyorum yanılıyor muyum hocam? Van Persie geldiğinde milli takım oyuncusuydu. Jermyn Lenspitek bu takımdan milli takıma sıçrayan yegane isim oldu. O da milli takımda vardı zaten. Yani vardı ama hani daha böyle gözü kapalı anlam bir isim oldu. Yani burada da hem pahalı bir kadro mühendislik açısından hem de bunun üzerine bir şey koyulamamış bir kadro maalesef. Fenerbahçeliler de bunu zaten tartışıyor ama burada önemli olan yönetim kurulunun sizin az önce bahsettiğiniz gibi önümüzdeki sezonun planlamasını yaparken bunu nasıl değerlendirdi ama ben şu anda Fenerbahçe'nin teknik direktörünün belli olması gerektiği düşüncesindeyim ki herhalde aynı fikirdeyiz. Tabii şu ki. Örneği vermiştim ben. Geçen sezonki Chelsea'ye bakalım. Çok benzer bir model. Bir anda Hüseyin'in tam ceketimi asıyorum, asmadım, işte Bağbahçe'ye uğraşıyorum derken bir Chelsea piyangosu, aynı piyango bence Advokat. Yani Gusedik buradaysa Advokat bence biraz daha alt, yani bir basamak alttadır. Orada da Fenerbahçe var zaten. Aynı model ama Conte ile 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finalde mi anlaştı hocam Chelsea? Evet, aşağı yukarı. Yoksa daha erken mi? Abi, çok ha, yani. Daha erken. Avrupa Şampiyonası başlamamıştı. Yani. Ama hani açıklanması... Evet. O dönemde açıkladılar. Yani şampiyonanın başında milli takım kamptayken açıklandı diye hatırlıyorum ben. Yani şöyledir değil mi? Mesela Conte bugün ne günlerden? Ya Nisan Conte, ortasındayız. Chelsea'ye gitmeden önce, Chelsea ile antrenmana çıkmadan 6-7 ay önce Chelsea'ye gideceğini biliyordu. Roman Abramovic ve Maria, işte sağ kolu, oradaki transfer operasyonlarını yapan hanımefendi de bir sonraki teknik adamı 6-7 ay önceden biliyorlardı. Yani Kante'yi Leicester City şampiyonluktan sonra vermemişler herhalde yönetime. Hayır. Kante için bu kararı Chelsea kulübü devre arasında vermişti. Ve Mart gibi de o transfer bitmişti. Yani işte buradaki planlamayı da bir örnek olarak sadece sunmak istedi. Peki yarınki maça geçelim hocam. Bilmiyorum bu maçla ilgili eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yani zorladık sizi biraz ama yorum açısından. Sizin de işiniz zor hocam. Yani şu maçları yorumlamak da pek kolay değil. Yok. Bir de bundan sonra hocam şey yapalım. Fenerbahçe maçı olduğu zaman sizi tek almıyorum.
Evet. Yanınıza biri daha. Kalabalık belki daha iyi olur yani. Peki. Çünkü zorlanıyoruz gerçekten. Yani ben çok konuşmak zorunda kalıyorum size eşlik etmek için. Yarınki maça geçelim. Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Şu anda Fenerbahçe 50. Ne ister Fenerbahçe? Beraberlik ister bence. Çünkü hem Galatasaray'la, yani Galatasaray kazanırsa Fenerbahçe'nin önüne geçiyor. Önünde iki tane rakibi olacak. Başakşehir. Bir puan durumunu ekrana getirelim bir yandan hocam konuşurken. Başakşehir kazanırsa 6 puan olacak fark. Aslında 7 sayılır. İkili avarajdan dolayı. O sebeple berabere bitmesini ister Fenerbahçe. Hatta Beşiktaş bile ister. Tabii. Tabii. Yani Galatasaray'ın bile oraya yaklaşmasını istemeyebilir. Peki nasıl bir maç bizi bekliyor? Bir anda sanki yükselişe geçmiş bir Galatasaray gibi görüyorum ben. En azından isteği artmış, heyecanı yüksek bir Tudor ve az önce de örneğini verdiğimiz üzere bazı oyuncuları da yukarıya doğru çıkarmış. Mesela bambaşka bir Selçuk izliyoruz gibi. Evet. Galatasaray Josu'yu nasıl gönderim hesabı yaparken şimdi bonservisini ne kadar alırız hesabı yapmaya başlamış durumda. Evet. Yani bazı oyuncular, oyuncuların büyük bir çoğunluğu fizik olarak yukarı doğru gidiyorlar. Tabii ki beklenmedik sakatlıklar oluyor. O antrenman yoğunluğunun, şiddetinin, süresinin, sıklığının değişmesi sebebiyle sakatlıklar olabiliyor. Ama fizik olarak daha yukarıya giden, biraz daha tutkusu yükselmiş, motivasyonu yükselmiş bir Galatasaray var. Başakşehir'de bir düşüş olduğunu ben düşünmüyorum. Yani herkes Başakşehir'in düştüğünü söylüyor. Oyun olarak, oyun kalitesinde veya oyundaki performanslarında bir düşme yok. Skorlar düştü. Rakipler başka türlü bakıyor artık Başakşehir'e. Puan alır mıyız diye, kazanabilir miyiz diye bakanlar bugün hırpalanmadan bu maçı bitirebilir miyiz diye bakıyor rakipler. Bu gayet doğaldır. O yüzden sert maç olacak. Sıkı savunma yapan bir Başakşehir var. Savunma direncini arttırmış olan bir Galatasaray var. O sebeple çok yüksek skorlu bir maç ortaya çıkacağını ben düşünmüyorum açıkçası. Ama bugün izlediğimiz Fenerbahçe-Akhisar maçından daha nitelikli, daha kaliteli bir futbol ortaya çıkacaktır. Biraz daha hikayesi olan bir maç. Biraz daha yorumcuya şans veren, biraz daha seyir zevki de yüksek, medyaya da biraz daha şans veren bir maç olabilir. Umut ediyoruz. Dediğiniz gibi bir karşılaşma olur. Şu andaki çünkü Beşiktaş'la Başakşehir arasında bir 8 puanlık fark var ki yarın Başakşehir kazanması durumunda tekrar aradaki puan farkını 5'e indirebilir. Galatasaray yenerse eğer ki Başakşehir arasındaki puan farkı 1'e inecek. İkincilik açısından da hani son haftalara kadar ki Galatasaray yarışın içindeyse her zaman için burada bir adım öndedir. 1-2-3 puan bence Galatasaray için çok fark etmiyor. Rakip kim olursa olsun bu arada bunu doğru. Net olarak söylemekte fayda var. Ve ikincilik de özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe açısından çok çok önemli ki bunu program öncesinde de konuştuk. Neden önemli? Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayacaksınız. 3. ön eleme turundan başlayacaksınız. Orada iyi bir kura ki zaten o turda hani bu sezona ezen bir durum. Monaco denk geldi ama daha farklı, daha Galatasaray alt kalibre seri bir takım başı, denk gelebilir. Galatasaray seri başı olduğu için o seviyede bir ekip çekmeme şansı çok daha yüksek. Yani Galatasaray ön eleme oynamak zorunda kalırsa en avantajlı Türk takımı şu anda. Yani Beşiktaş'ın direkt gideceğini varsayarak söylüyorum. Hı-hı. Galatasaray seri başı. Yani Monaco tipinde bir ekip çekmez. Ki Türk futbol tarihinde de bu turu geçebilen yani ön elemeyi geçip gruba gelebilen tek takım. Yok Fenerbahçe'de geçti. Anderlecht'i geçti. Doğru. Şampiyonlar Ligi'ne girdi. İki hatta o sene de çeyrek finali oynadı. Doğru, iki takımla gitmiştik o sezon. O düzeltmeyi yapalım. Peki geçelim düne. Dün üzerinde herhalde konuşacak birçok şey var ama şöyle kısa kısa aklınızda kalan bugün sabah uyandığınızda ya ne maçtı derken neler geldi hocam gözünüzün önüne dünle ilgili? Herkes çok iyi maç olduğunu söylüyor. Ben çocuklarımla zaman zaman konuşurum. İşte futbol veya onlar işte heyecan duydukları bir maç seyrederlerse bana söylerler. Onlar Beşiktaşlı değil, Trabzonsporlu da değil ama futboldan heyecanlandılar. Hele büyük oğlum biraz daha soğukkanlı birisidir. Şimdi sabah şey söylüyor, ne maç oldu be baba falan diye böyle öyle söylüyorlar. Herkesin hoşlandığı bir futbol gösterisi oldu.
Beşiktaş'ın o 4. dakikada attığı gol, o golden önceki 30 saniye aslında Beşiktaş'ı çok güzel özetleyen bir 30 saniye. Beşiktaş'ın büyük farkını, taktik olarak büyük farkını, fizik olarak büyük farkını ortaya koyan bir 30 saniyeydi. Top 2-3 defa el değiştirdi. El değiştirirken Beşiktaş orta sahasını hep Okay ve Onazi'nin üstünde gördük. Çok yakın oynadıklarını, top rakibe geçtiği anda hemen yaklaştıklarını, çok yakın temaslı oynadıklarını gördük. Ama Atiba top kullanırken, Oğuzhan top kullanırken Okay ve Onazi o kadar yakın değildiler. Bu bir taktik farktı mesela. Hani bugün taktik göremedik dedik ya, Beşiktaş maçlarında taktik bir şeyler görüyoruz. Trabzonspor'da görüyoruz. Taktiksel anlamda da çok ciddi zenginlikler sunan bir maç oldu. Yüksek eforlu bir maç. Tribündeki insanlar da çok inanılmaz keyif aldılar. Bizler de keyif aldık. Tarafsız herkes beğendi. Kaybedenin yorumundan gidelim. Geçtiğimiz hafta, önceki hafta Trabzonspor deplasmanında Rize'yi 1-0 yenmişti. O maçtan sonra memnuniyetsizliğini dile getiren bir Ersun Yanal vardı. Dün kaybetmelerine rağmen memnuniyetini ve iddiasını daha da güçlendirmiş bir Ersun Yanal gördük. Onu konuşturan nedir? Ersun Hoca'yı konuşturan nedir? Sağdaki görüntü, oyuncuların tutkusu, oyuncuların niyeti, oyuncuların gelişimi, doğru yolda olduklarını gösteren dünya kadar data. Bunlar Ersun Yanal'ı heyecanlandırıyor. Ki Beşiktaş tarafını hiç konuşmayalım, o sabaha kadar konuşturur Beşiktaş. Ama yani. Şenol Hoca da geçen haftaki Ersun Hoca gibi. Yani Lyon karşısında böyle oynarsak, bu hataları yani yaparsak olmaz dedi. Orada dağılır geliriz dedi. Tabii çıtayı yükseğe koyuyor. O bir kazanan teknik adamın davranışıdır. Yani yenici bir teknik adam. O yüzden memnuniyetsiz gibi gözüküyor ama hep daha fazlasını talep ediyor. Büyük kulüplerde biraz böyledir. Daha fazlasını talep etmek zorundasınızdır. Yükselebilmek için, gelişebilmek için, gelişimi devam ettirebilmek için daha fazlasını talep etmek zorundasınız. O rolünü de çok başarılı buluyorum ben Şenol Güneş. Peki Perşembe günü Lyon'la karşı karşıya gelecek Beşiktaş ve bu heyecanı TV Bu Spor ekranlarından izleyebileceksiniz. Biz de çarşamba gününden itibaren Lyon'da olacağız ve maçtan önceki gün Lyon'daki atmosferi sizlere aktaracağız. Maç günü de yine stat'tan canlı bağlantılarımız olacak. Maç öncesinde özel röportajlar olacak. Basın toplantılarını canlı olarak takip edebileceksiniz. Ve Beşiktaş'ın rakibi Lyon'da dün Lorient'le karşı karşıya geldi ama kendi sahasında farklı mağlubiyet elde etti. Son haftalarda formda olmadığını ya da alınan sonuçların iyi olmadığını söyleyebiliriz. O maçın özetini bir izleyelim. Sonrasında da Lyon-Beşiktaş maçına doğru yorumlarımızı geliştirelim. Fransa Ligi'nde 32. hafta Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalindeki rakibi Olympique Lyon, Lorient'i ağırlıyor. Maçta biraz rotasyon da var Lyon'un kadrosunda. Maçın ilk bölümünde 28. dakikada Corentin Tolisso'yla öne geçiyor Olympique Lyon. 1-0 Memphis Depay'dan aldığı pası köşeye bıraktı Tolisso. Burada ceza yayında iyi kontrol, düzgün vuruş. Tolisso Lyon'u öne geçirdi. Lumieres'te ev sahibi Lyon önde. İlk yarının son bölümleri 42. dakika muhteşem bir plase geliyor. Varis Majid eski bir Trabzonsporlu 1-1 yaptı. Harika bir gol bir kez daha görüyoruz. Ali Adiyer'den aldı pası. Çok güzel bir plase. Muazzam bir vuruş Varis Majid'den. 42'de durum 1-1 oldu. İlk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarıda Lorient baskıları var. Ceza sahası için savunmanın müdahalesi Seken topağlarla buluşuyor. Sylvain Marbe. 49. dakika Lorient 1-0 geriden gelip 2-1 öne geçiyor. Burada baskı sonuç verdi. Lyon savunması hata yaptı. Sol kanattan başladı atak. Sekti. Marbe'nin önünde kaldı. Sylvain Marbe. Lorient'i 2-1 öne geçirdi. Benjamin Mukanjo'nun büyük payı var golde. Topu çaldı, golü yaptırdı. Marbe de topu ağlarla buluşturdu. Lyon risk aldıkça hata yapıyor. 73. dakika
sağ kanat, ceza sahası, arka direkte gol. Benjamin Mukanjo. İkinci golde büyük payı vardı. Üçüncü golü kendisi atıyor. Steven Moreira getirdi. Ortaladı. Boş kaldı. Mukanjo topu ağlarla buluşturdu. Farkı ikiye çıkardı. Lorient 3-1 önde. Çok büyük bir hata daha. Anthony Lopez topu hediye ediyor resmen. Benjamin Mukanjo 4-1 yapıyor. Kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü attı Benjamin Mukanjo. Büyük hata Lyon kalecisi Anthony Lopez'den. Pası resmen rakibi Mukanjo'nun ayağına attı. Bakın burada ön alanda Lorient baskısı. Çok büyük bir hata ve Mukanjo'nun golü. 4-1 yaptı durumu. Lorient, Beşiktaş'ın rakibi Lyon karşısında. Son bölümde Lyon golü bulamıyor. Lorient karşılaşmayı 4-1 kazanmayı başarıyor. Olympique Lyon ligdeki son 4 maçta sadece bir galibiyeti var. O da Metz karşısındaki yarıda kalmıştı o mücadele. Hafta içinde oynanmıştı. Meşhur Şenol Hoca ile Fikret Orman'ın yerinde izleyemediği maç. Onun dışında 2 mağlubiyet, 1 beraberlik. Ki şöyle rakiplere bakalım. Hani mağlubiyetlerden bir tanesi Paris Saint-Germain'e. Rennes'i yenemediler, Messi yendiler. Lorient ki hani Lorient de bu ligin öyle kalbur üstü takımlarından biri değil. Onu net olarak söyleyelim. Hatta Lorient'in şu anda düşme yani 18. sırada, 20 takımlı ligin 18. sırasında olduğunu söylemekte fayda var. Kura çekilince bir yorumda bulunmuştum. Belki beraberdik hocam. Lyon için şunu söyleyebiliriz. Son 4-5 sezondur böyle. Evet 5-6 maçlık bir seri yakalarlar. Ama sonrasında 3-4 maçlık bir kötü gidiş de vardır. Bunu hiçbir zaman istikrara dönüştüremez. Maç içi de böyledir. Olympique Lyon'da. Nasıl bir maç bekliyoruz? Ne yapmamız lazım? Yani ben geçen hafta da söylemiştim. Özellikle Rennes maçını izledikten sonra biraz daha benim fikirlerim olgunlaştı. Olympique Lyon ekibiyle alakalı olarak. Ben geçen hafta söylediğim gibi her geçen gün Beşiktaş biraz daha favoriye doğru gidiyor bence. Çünkü Beşiktaş'ın ligdeki ivmesi harikulade. İçeride 4-0'lık maç hangisiydi? En son 3-0'lık içerideki maç hangisiydi? Geçen hafta çok maçlarınızı unutuyoruz. Gençlerbirliği maçı. Harikulade bir performans var. Çok etkileyici. Fizik olarak çok zıpkın gibi. Çok formda. Trabzon deplasmanı yine Beşiktaş çok dipdiri, zıpkın, tabanca gibi takım. Her hattıyla hazır. Zayıf halkaları bile formda. Yedek kulübesi tamamdır. Yani oraya kimler gidebilecek? UEFA listesi şu anda tam hakim değilim ama. Gidemeyecekler. Söyleyeyim hocam. Bağ yok. Evet. Ersan Erdem Gülüm gidemiyor. Aras gidemiyor. Evet. Böyle oyuncular. Ama her hattıyla çok çok formda bir Beşiktaş var. Ben her geçen gün Beşiktaş'ın daha da favori haline geldiğini görüyorum. Rennes maçı berabere bitti. Futbol olarak benim beklediğim seviyenin veya bildiğim, tahmin ettiğim seviyenin altındaydı. Olympique Lyon ekibi. Bu maçı, Lorient maçını 1-0 öndeyken farklı 4-1 kaybetmiş olması. Ki Ali Ece burada defalarca söyledi. Lyon savunması yeterli değil, uyumu sorguya açık olan bir savunmadır şeklinde. Çünkü oyuncular kötü oyuncular değiller. Background olarak ama uyumlu da görünmüyorlar hiç. Çok savunma hataları yapan bir ekip. Bugün de az önceki maçta gördük. Kaleci de dahil herkes hata yapmış. Bireysel ve grup hataları epeyce var. Beşiktaş hataları değerlendirebilen çok araştırmacı bir ekip. Dinamik bir futbol oynuyor olması Olympique Lyon'u hataya zorlayabilir. Yeni hatalara zorlayabilir. O sebeple ben her geçen gün Beşiktaş'ın şansının biraz daha arttığını düşünüyorum. Çok enteresan mesela bu maçta. Deplasmanda da yani iç saha performansı çok kötü şeyin. Olympique Lyon ekibinin. Bu da bizim için bir avantaj. Mesela bu maçta Valbuena ve Lacazette yedekler arasındaydı. Evet. Yani üst üste maçlara finden mi kaynaklı bilmiyorum. Tabii Depay UEFA listesinde yok. Çünkü Manchester United'da bir ilk kere geçirdi Avrupa arenasında.
Büyük ihtimalle Lacazette de Valbuena'da Beşiktaş'a karşı forma giyecektir diye düşünüyorum ama 15 bin kadar Beşiktaşlı taraftarların tribünde olması bekleniyor. Quaresma'nın durumu belli değil. Dün maçı yarıda bıraktı. Bir sertleşme vardı maç öncesinde adresinde. Orada çok zorlamak istemedi. Bilmiyorum oynayabilir mi, oynayamaz mı? Siz nasıl düşünürsünüz bu tür sakatlıklar? Yani kendi isteğiyle çıkması tabii biraz tedbir amaçlı da olabilir. Yani futbolcu kendisini gayet iyi tanır. Bir de Quaresma arka adalesinden ilk defa sakatlanmıyor. Hem milli takımda hem daha önce oynadığı kulüplerde de benzer sakatlıklar oldu ki çizgiye yakın oynayan oyuncuların sıkça sakatlandıkları bölgedir, hamstring bölgesi. O sebeple belki tedbiren çıkmış olabilir. Eğer öyleyse tedavisi de çok muntazam giderse sahada olabilir. Olsa da fena olmaz. Çünkü Avrupa performansı çok etkileyici Quaresma'nın. Şimdi hocam Beşiktaş, mesela bunu Napoli deplasmanında çok görmedik. Lizbon'da belli kısımda gördük. Ama o dönemki, yani sezon başındaki Beşiktaş için de şu yorum yapıyorduk. Geçen yılki Beşiktaş değil diyorduk. Şimdi şu anki Beşiktaş geçen yılkinden biraz daha farklı. Bazı noktaları daha iyi. Yani birçok noktası diyeyim o zaman. Bazı noktaları değil de birçok noktası daha iyi bir takım haline geldi. Ki bu durumda şöyle. İşte Olympiakos deplasmanı, Hapoel Berşava deplasmanı. Bakıyorsunuz Beşiktaş sürekli hemen santra, maça başlayan taraf olsa da dahi hemen tak tak pas yapmaya başlıyor. Belki çok fazla topu ceza sahasına atamasa bile. Ki ben o kombinasyonlarının geçen yıla göre azaldığı görüşündeyim ama bu ilki gol kombinasyonları da gelişti yani. Nedir o? Daha çok ceza sahasına yapılan ortalar. Bu anlamda şimdi Lyon'a karşı yine topu tutmak isterse, Lyon'da topu tutmak isteyen bir takım. Burada önemli olan herhalde o atakları sonlandırabilmek diye düşünüyorum ben Beşiktaş açısından. Burada Beşiktaş'ı bekleyen tehlike ne olabilir? Şimdi böyle bir oyun yapısı var. Bunun da ötesine geçemiyor Beşiktaş. Yani topu rakibe bir türlü vermeyi beceremiyor. Vermesin zaten. Vermesin. Yani artık günümüz futbolunda eğer iddialı bir ekipseniz güçlü oyunlar oynamak zorundasınız. Yani rakip oynasın ben de işte hatalara bir bakayım işte kaptırırlarsa giderim böyle olmaz. Beşiktaş bu kupada favori olmak isteyen, yürümek isteyen, kendi liginde şampiyon, oyun farkıyla geçtiğimiz sezon şampiyonluğu elde etmiş. Bu sezonda oyun farkıyla büyük ihtimalle şampiyon olacak olan ekip. Doğal olarak da Şenol Hoca bir de kendi bireysel yapısı itibariyle de, mesleğine, futbola bakışı itibariyle de topu tutmak isteyen, topa sahip olmak isteyen ve güçlü bir oyun çıkartmak isteyen, güçlü bir oyun üretmek isteyen bir teknik adam. Beşiktaş'ın bunu yapabilecek oyuncuları var. Hücumda silahları epeyce var. Zengin bir kadro. Çok yarışma karakteri yüksek oyunculardan oluşan bir ön tarafa sahip. Orta sahasının defansif tarafı zaman zaman eleştirilse de ben Atiba'yı zaten konuşmaya gerek yok. Atiba Terminator 2. Onu hiç konuşmayalım futbolculuğunu. Zaten kamuoyu hakkını veriyor ama Oğuzhan'ın savunmacılığın değerini bulmadığını düşünüyorum ben. Yani savunma yapmadığı falan düşünülüyor. Bunu ben bir gideceğiz herhalde Barcelona'ya. Arda'ya da sormak istiyorum. Çünkü Arda'nın son verdiği röportajda şahane bölümler var. Arda'nın futbol bilgisini de ortaya koyan. Ki onu daha fazla ortaya koyması gerektiğini düşünüyorum. Oğuzhan'ı soracağım şeye, Arda'ya. Savunmacılığını. Büyük ihtimalle Arda şunu söyleyecek. Oğuzhan'ın savunmacılığı tamamdır. Bizim ligimiz içerisinde. Stoper Tosçin olduğu bölgedeki zaaf dışında ben Beşiktaş'ın kusursuza doğru gittiğini düşünüyorum. İnanılmaz formda bir Gökhan Gönül var. Formda bir Fabri var. Formda bir Adriano var. Marcelo her zamanki ciddiyetinde. Atiba, Oğuzhan uyumlu bir ikili. Babel formda. Talisca'nın ayağı sıcak. Talisca alev alev yanıyor. Tolgay orada bekliyor. Gökhan İnler bekliyor. Necip maçların her zaman hazır. Mesela burada Necip tercih olabilir mi hocam? Olabilir. Olympiakos deplasmanı, yani. Apoel Berşava. Olabilir. Napoli deplasmanı. Olabilir. Olabilir. Yani ne yapar hoca? Atiba, Necip olursa o maçlardan bir tanesinde Talisca yoktu. Biraz daha 4-3-3 gibiydi. Sait sol iç pozisyonlarında oynamıştı.
iki oyuncusu, iki orta saha oyuncusu. Bir de stoperlerin önüne bir oyuncusu yanaşmıştı. Öyle bir dizayn yapabilir. Böyle de gidebiliyor kaleye Beşiktaş. Böyle de iyi savunma yapabiliyor. Yani seçenekleri var hocam. Hocaya sormuştuk biz. Sevgili Kerem sormuştu. Apoel Berşava maçı öncesinde. Hocam işte Napoli deplasmanında da Necip'te başladınız. O maçı kazandınız. Burada da Necip'te başlıyorsunuz diye sorduğumuzda hoca dedi ki Napoli'nin de Apoel Berşava'nın da kanat oyuncuları içeri geçmeyi, içeri doğru girmeyi seviyor. Biz Necip'le buraya bir önlem almak istiyoruz dedi. Şimdi Lyon'un da Lyon sağ taraftan mesela devamlı tabii, geliyor Yani iki tane müthiş kanat oyuncusu var. Evet. Yani hani Cornis'i, Valbuena'sı, Lacazette oraya kayabiliyor. Oynarsa Nabil Fekir, gerçi hocayla da bir sıkıntısı da var Nabil Fekir'in. Bu anlamda da o yapıya uygun. Yani dolayısıyla da yani hani hoca bu durumdan dolayı Necip'le başladıysa sanki Necip'le başlama olasılığı çok çok yüksek diye düşünüyorum. Yine öyle bir seçim yapabilir Şenol Hoca. Mantıksız da olmaz. Daha önce denenmiş, başarıya ulaşmış bir değişiklik, bir yapı olur. Bunu tekrar deneyebilir. Necip de hazır görünüyor yani. Her zaman hazırdır zaten Necip. Quaresma'nın durumu belli değil dedik. Trabzon maçını şöyle sonlandırdı Şenol Hoca. Tošić sol bek, Adriano önünde. Marcelo'nun da Mitrović. Hatta Necip de yine orta alandaydı. Quaresma olmazsa Adriano'yu kanatların birinde, diğerinde belki Babel'i izleyebiliriz sanki. Öyle de olabilir. Öyle de olabilir. Bu arada Caner de geldi. Yok, Caner'i tekrar bir nüksetmişti değil mi? Ufak tefek. Yani eğer sağlam olursa UEFA listesinde var Caner. Var, evet. Söylediğin gibi de olabilir. Adriano sol önde de olabilir. Ama ben o riski alacağını düşünmüyorum hocanın. Bir kere Tosic'in sol bek performansı stoperdekinden daha kötü. Bir de Mitrovic'i kullanmak zorunda kalacak. Maç eksiği var. Ben iki tane birden hani verimsiz pozisyonu yaratmayacağını düşünüyorum Şenol Hoca'nın. Onu yapmayacağını zannediyorum. Ya formda takımı bozmayacaktır. Mutlaka öyledir. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben de biraz bugün sizi yorduk ama bundan sonraki Fenerbahçe maçında biz yoran Fenerbahçe oldu. Hani bak az önce şeyi söyledim. Yani geçen sene Gomez gitti. Kaçta? 30 tane mi attı da gitti? 26 tane işte Avrupa ile beraber 30-35 tane attı değil mi? Sosa da bir 10 tane falan attı. Tabii. Sezon başında da Beşiktaş zorlanıyordu biraz. Hiç duyduk mu Şenol Hoca'dan? Ya oyuncum yok. Ben niye taktiğimi değiştireyim? Oyuncu olsa değiştiririm falan dediğini duyduk mu? Şikayet etti mi? Etmedi. Hep korudu oyuncularını da. Geliştirdi oyuncularını. Oyuncularını geliştirdi. Ersun Hoca 15. sıraya, 14-15. sıraya kadar düştüler. O da çok derin şikayetlerde bulunmadı. Dik avukat kadar. Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Bizi yoran biraz avukatın planları ve plansızlığı. Peki inşallah Perşembe günü güzel bir sonuç olur. Burada güzel güzel konuşursunuz. Tekrar hatırlatalım. Lyon Beşiktaş maçının heyecanı. Sen de güzel güzel anlatırsın. İnşallah golleri bayağı anlatmak asist yaptın bu sene Beşiktaş'a. Yine yeni asistler diliyoruz. Yine yaparız. Peki çok teşekkürler. Bizi izlediğiniz için tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.